Körfez'den, denizden yeterince yararlanabiliyor muyuz biz aslında? Bu Narlıdere'ye özel bir soru değil Evet, aslında. evet, Yani evet. aynı soruyu Balçova'da da sormak mümkün, Karşıyaka'da da Evet. sormak mümkün, işte Çiğli'de de sormak Evet. mümkün. Her yerde mümkün. Evet. Siz Körfez'le ilgili Narlıdere özeline de değinerek neler Evet. düşünüyorsunuz? Benim kayıtlarım hala YouTube'da vardır. 2014 yılının Kasım ayında yine ya da Aralık ayının ortalarında Ege TV'ye çıkmıştım. Çok başarılı bir sizin gibi anchorman var orada. Ona şunu söylemiştim. Mehmet Ali Deniz ana haber bültenimizi sunuyor burada. Bravo. Ona şunu söylemiştim. Ben İzmir olarak suyumu en iyi ödeyenim. Elektriğimi en iyi ödeyenim. Vergimi en iyi ödeyenim. Kent kimliği olarak Türkiye'nin gurur duyabileceği bir İzmir'im. Medeniyetler şehri. Ben İstanbul'un 3 tane köprüsünün olmana bir şey dediğim yok. Deniz otobüslerine bir şey dediğim yok. Ama neden benim bir gerdanlığım yok? Neden ben Narlıdere'den, Güzelbahçe'den ya da Karaburun'un en yakın yeri olması lazım Foça'ya? Yani köprünün en kısa mesafesi. Neden benim bir köprüm yok? Neden benim bir boğaz köprüm yok diye her zaman söylemişimdir. Yani bu körfezi böyle patlatabilecek, kulağımı şöyle tutmak yerine ben neden böyle tutamıyorum demek gibi düşünün. Yani yarım adayı böyle geziyorsunuz ama bir Narlıdere'den, Güzelbahçe'den, Balçova'dan karşıya çabucak geçemiyorsunuz. Bu köprüyü yaptığınızda eğer inşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı görür, o köprünün yapımı çok daha çabuk olacaktır. Benim hayalim o körfezi birbirine bağlamak, tamamen alaayla yarım adanın öbür yakasını yani birinci bölgeyle ikinci bölgeyi birbirine bağlayacak o köprü yapıldığında birçok şeyi aşmış olacağız. Körfez olarak söyleyeyim. Evet.